için sevgili Özlem Jonker geliyor. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Yani az önce de kendisi hazırlanırken işte biz ilk defa tanışıyoruz, tanıştık. İlk televizyonda nasıl gördüysem hala öyle. Bunun da bir sırrı olmalı herhalde. Bu sırrı belki biz bugün öğreniriz. Elbette hani genetik kodlama da önemli herhalde. Anneden babadan gelen bir durum. Bence ama, çok önemli. Değil mi? Ama özel bir sırrım yok. Her şeyi paylaşırım. Her şeyi paylaşırım. Hiç sorun yok. Muhteşemsin. Hemen seni de yerine doğru alıyoruz. Ve şimdi son konuğumuz. En gözleri var. Her yüzün kendine göre bir karakteristiği var aslında. Bir altın oran denen bir olan şeyi değiştirmek ayrı bir durum galiba. Öyle olmaması lazım. Bir de oyuncularda çok fazla estetik kaygısı olduğu için hani mimik çok fazla yaptıkları... estetik kaygısı tabii ki. Çünkü neticede iş alırken ne kadar da olsa tabii senin güzelliğine bakıyorlar. Çünkü biz televizyon işi yapıyoruz. Doğru. Belki sinema için daha farklı bir şey, bir sinema filmi için ama televizyon dizisinde oynayacak oyuncuyu evet güzelliğine göre, endamına, boyuna, posuna göre seçiyorlar. Çünkü bir dönem Hande Ateyze mesela çok eleştirilmişti ve bundan dolayı birçok dizi kaybetti. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Yani bazı kadınlar bakmak yerine, düzenli olarak bakımlarını yapmak yerine hiç... Beni kimse ağlatmasın bugün yayında. Çok fena. Hemen akabilir yani. Hemen akabilir. O moddayız yani. Evet, çok fena. Şu hocam bir siyalay. Şuradan bir... direkt yani. Direkt. Hayır, direkt ağlayabiliriz. Neyse. Devam edelim. Hadi şimdi. Yani artık şöyle bir şey var. Mesela bizim çektiğimiz dizide sesli çekiyorsunuz ve tiyatro sahnesi gibi biz oynuyorduk ve bu sadece işte kamerada izleniyordu. Tek farkı bu. Artık çok fazla bir farkı kaldığını ben zannetmiyorum. Zaten ezber yapıyorsunuz. Zaten orada bir efor var. Oyunculuklar da çok yüksekti. Özellikle yani Karagül'ün hiç kolay değildi. Evet. Gerçekten her hiç kolay değildi. Her biri kendi alanında çok başarılı oyuncular. O yüzden ben artık öyle olduğunu düşünmüyorum. Peki sizin set ortamı nasıldı? Mesela şimdi setlere bakıyoruz. Paramparçadan sürekli işte haberler geliyor. Diğer dizilerden haberler geliyor. Siz uzakta olduğunuz için mi? Biz duyamıyorduk veya için, yaşıyor muydunuz sorunlar? Yani aslında bizim şöyle bir şansımız vardı. Bizim dünya tatlısı bir yönetmenimiz vardı gerçekten. İnsanlar ne isterse hep hayırlısını istesin. Öyle. Yani hırs yapıp da aman şunu... Ne estetiği yaptırdı? Burun estetiği. Burun estetiği. Tabii. Ama gerçekten çok gerçekten doğal duruyor ama ben hiç... Ama işte her zaman doktor beyin de söylediği gibi yani... Doğru doktoru bulmak ve biraz da doktora bırakmak. Doktora yani elinde bırakmak. Fotoğrafla ben bunu istiyorum değil de. Acaba bana göre en düzgünü, en uygunu ne olur? Ne olur? Hani benimkinden ne çıkar? Ne çıkar? Bunu yakalamak. Yaptığında... Hocama gideyim diyeyim ki ya beni estetik... Brad Pitt'e benzet. Yani. Ay artık six packs falan yapıyorlar biliyorsunuz değil mi? Baklava falan bir şey yani. O inanılmaz. Sen ne estetik yaptırdın ya? Harikasınız. Böyle bir yarışma işte. Vallahi güzel, çok eğlenceli. Devam ediyor. Ay çok teşekkürler. Çok güzeldi her şey. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Gerçekten. Son cümleleriniz varsa onları almak istiyorum. Bu arada sizin şu Bodrum şarkısı çok sevildiği için onunla veda edelim mi diyor edelim. Arkadaşlar. Vallahi edelim. Olur mu? Olur. Seve seve. Tolunay Bey. Ben de tüm bizi izleyen izleyicilerimize mutlu, sağlıklı bir yaz tatili diliyorum. Birazcık daha böyle gıybet yapalım. Estetiklerle ilgili. Yapalım. Özlem. Her şey için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir program. Devamını diliyorum. Çok teşekkür ediyorum.